Merhaba arkadaşlar. Kara kanalına hoş geldiniz. Paylaştığımız hikayelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olabilirsiniz. Görüşlerinizi yorumlarda belirtmeniz bizleri daha iyi yerlere taşıması açısından önemlidir. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi dinlemeler. Selamun Aleyküm. Adım Osman. Mardinliyim ama İstanbul'da yaşıyorum. Hayatım o kadar olumsuzluklarla dolu ki küçükken ailemin geçim sıkıntısı yüzünden yaşadıklarımız hala travma olarak beynimde. Babamın kefil olduğu arkadaşı yüzünden evimize gelen hacizler, evimizde eşyamızın kalmaması ve en sonunda ev sahibinin bizi evden çıkarması. Daha ne anlatayım? Sokakta, çadırda yaşadık bir hafta. Sonra bir akrabamız evini açtı bize sağ olsun. Babam işlerini düzeltti de 3 ayda anca başka bir eve taşınabildik. İlkokuldan sonra okumayıp çalışmaya başladım. Eve destek olmam lazımdı. Çalıştığım işlerde hep haksızlığa uğruyor ve düşük ücretler alıyordum. Ayrıca da köle gibi çalıştırılıyordum. Kimsenin acıması yoktu. Vurun balıya diyordu herkes. Gariban olunca, arkanda sana sahip çıkacak, seni destekleyecek birileri olmayınca gariban oluyormuşsun. Bunu gördüm ve yaşadım. 18 yaşıma kadar çalıştığım işlerde hep düşük ücretler aldım. 18 yaşıma geldiğimde çalıştığım iş yerinden sigorta yapmasını istedim. Sigortamı karşılayamayacaklarını, beğenmiyorsam başka bir iş bakmamı söylediler. Halbuki çalıştığım iş yerlerini hep kendi işimmişim işim gibi sahiplenir ve canla başla çalışırdım. Bu muameleyi hak edecek bir şey yapmıyordum. İş yapmayan patron yalakası bir arkadaşım Sigorta yaptırmaya başarmıştı kendine. Ben ise sigortasız çalışıyordum. En sonunda bıraktım işi. Tazminat vesaire hak getire. Başka işe girdim. Oradan da ayrılmak zorunda kaldım. Çok şanssız olduğumu düşünüyordum. Çünkü suçum olmadığı halde suçlar hep benim üzerime kalıyordu. Askerde de durum aynı oldu. Hep suçlu olan ben. Hep daha fazla çalışan, daha fazla nöbet tutan ben. Ama komutanların gözdeleri hep yan gelip yatanlar ve yalakalık yapanlardı. Bu neden böyleydi? Çalışana ve alın teriyle kazanana neden değer verilmiyordu? Askerden geldikten sonra da bir işe girdim. Orada da bir hırsızlık olayı oldu ve yeni giren ben olduğum için benden şüphelenildi. Yeminler ettim, Kur'an'a el bastım ama şüpheler üzerimden kalkmadı. Polis çağırdılar, karakola götürdüler beni. Karakoldaki komiser bizim patronla ahbap olduğu için üzerime çok geldiler. İtiraf ettirmeye çalıştılar ama saatlerce dil döktüm onlara. Ben yapmadım, ben hırsız değilim dedim. İnandıramadım. Savcılığa sevk ettiler. Hakkımda hırsızlıktan dosya açılmıştı. Ben nasıl iş bulacaktım şimdi? Hırsızlıktan dosyası olan birine nasıl iş verirlerdi? Eskiden beraber çalıştığım bir arkadaşımla karşılaştım başıma gelenleri anlattım. Gel beraber iş kuralım dedi. Heyecanlanmıştım. Ama benim sermayem yok dedim. Olsun, para benden, iş senden dedi. Tamam dedim. Mardin'den Diyarbakır'dan gelen malları şehir içinde dağıtmaya başladık. Çay, bakır, tencere, tava, tabak, çanak, kaşık, çatal, cezve dağıtıyorduk. İyi de para kazanıyorduk. Ama arkadaşım bana asgari ücret veriyordu. İşin çoğunu ben yapıyordum. Kendi depoda oturup bütün gün yan gelip yatıyordu. Sermayeyi kendi koyduğu için seste çıkaramıyordum. Bir zaman sonra neden bu kadar az para veriyorsun bana dedim. Sen sermaye mi koydun ki dedi. İş senden sermaye benden demedin mi? Orta az demedin mi dedim. O iş öyle olmuyor. Parası olan patrondur. Para benden iş senden lafım buydu. Al sana iş işte daha ne istiyorsun dedi. Ben de böyle olmaz falan deyince Tamam tamam gel maaşına zam yapalım dedi. Sonra bana kredi notunun düşük olduğunu ve kredi çekmek için benim adımı kullanacağını söyledi. Tamam dedim. İşletmeyi benim üzerime devretti. Bu sebeple bayağı sevinmiştim ama krediyi çektikten sonra arkadaşım işe gelmemeye başladı. Arayıp soruyordum ama işlerim var sen hallet diyordu. Ben de işe devam ettim. Bir süre sonra depoyu polisler bastı. Bizim çaylar kaçak geliyormuş, faturası yok. Hatta çayın yanında bazı yasaklı maddeler de geliyormuş kutularda. Bunlardan haberim yoktu. Tabii işletme sahibi ben göründüğüm için içeri aldılar beni. Polislere durumu anlattım ama inanmadılar tabii. İçeri attılar beni. Mahkemede de arkadaşımı söyledim ama telefonları kapalı ve hiçbir şekilde ulaşılamıyordu kendisine. Sanırım kaçmıştı. Anlayacağınız hem hapse düşmüştüm hem de o kadar kredi borcu üstüme kalmıştı. Dört yıl hapis yattım. Sonra kredi içinde yatacaktım ama gizli olan ve sakladığımız depodaki malları satıp borcun bir kısmını ödeyince serbest kaldım. Neden bu kadar şanssızdım? Neden hep kazıklanıyordum? Neden ben böyleydim? Kendimi ve hayatı sorgulamaya başladım. Bir gün ailemle Mardin'e gittim bir akrabamızın cenazesi vardı. Taziye için toplanan kalabalıktan sıkılmış sokağa çıkmıştım. Akşam vakti karanlık sokaklarda yürüyordum. Yürürken bir adam dikkatimi çekti. Uzakta durmuş bana bakıyordu. Yanına yaklaştım ve hayırdır abi birine mi benzettin dedim. Adam bana uzun uzun baktı. Sen mert bir adama benziyorsun. Şimdi sıkıntıların büyük. Altından kalkamıyorsun belki ama Perdelerin kalktığında sıkıntıların geçecek. Feraha kavuşacaksın. Hem maddi hem manevi mutluluğu yakalayacaksın dedi. Sen nereden biliyorsun sıkıntılarımın olduğunu dedim. Ben bilirim dedi. Nereden bilirsin dedim. Alnında yazıyor dedi. Sen kaderini mi okuyorsun insanın dedim. Başını salladı. Peki benim perdem ne zaman kalkacak dedim. Ben sana yardımcı olurum. Gel benimle dedi. Adamın peşinden yürümeye başladım. Nereye gittiğimi, bu adamın kim olduğunu bilmiyordum ama şansımın dönmesini ve başarılı olmayı o kadar çok istiyordum ki. Bu açlık beni o adamın peşinden sürüklüyordu. Bir evin kapısına geldik. Önce tereddüt ettim ama sonra girdim. Evin içinde bir adam vardı. Siyah sürmeli, başında siyah puşisi, ayağında şalvarıyla esrarengiz bir adamdı. Buyur kardeşim gel dedi. Karşısına oturdum. Beni getiren adam, bu arkadaşımızın omuzlarına dünyanın yükü binmiş, şansı bahtı kapalı. Bir bakı verdi Şehmuz Hoca, perdesi açıla dedi. Şehmuz Hoca'ymış adam. Acaba bu annemlerin hep anlattığı Şehmuz Hoca mıydı? Beni getiren adam hocanın önüne bir bohça koydu. Şehmuz Hoca da açıp bana annenin adı, doğum yılı, saati gibi sorular sordu. Elindeki kitaptan bir şeyler bakıyordu. Baktı baktı ve sonra kapatıp ''Senin yıldızın çok düşük, şanssız bir insansın. Eğer perdeni açmazsak hayatın boyunca böyle devam edecek. Hep perişan ve derbeder kalacaksın. Eğer kabul edersen senin perdeni açalım ve başarılarla dolu bir hayat başlasın senin içinde de. Evet hocam, lütfen her şeyden çok istiyorum bunu.'' dedim. Hoca ve diğer adam birbirlerine baktılar. O zaman bu iş için bir meblağ ödemen gerekiyor dediler. Ama benim param yok ki dedim. O zaman bul ve gel yanımıza. Bu parayı gözünde büyütme. Hayatın boyunca elde edeceğin başarılar ve kazançlar bu paranın yanında denizde damla gibi kalacak dedi. Söylediği miktar biraz yüksekti. Nereden bulurum diye düşünmeye başladım. Evden ayrıldım. Taziye evine döndüm. Etrafıma bakındım nereden bulurum, kimden isterim diye düşünürken annemin kolundaki bileziği gördüm. Annemde böyle bir bilezik olduğunu bilmiyordum. Hemen annemi dışarı çağırdım. Anne, bu bileğindeki de nereden çıktı dedim. Teyzem verdi oğlum. Rahmetli annemin burada bir arsası çıkmış. Belediye istimlak edince herkese pay vermiş. Teyzen de bana düşen parayla bilezik yaptırmıştı. Buraya geldiğimizde daha yeni verdi dedi. Anne o bilezik bana lazım dedim. Annem gözlerimin içine baktı. Hayatı boyunca ilk defa bileğinde bilezik vardı anamın ve sevinçliydi bana anlatırken. Ama ben biricik oğlu onu istiyordu. Kıyamıyordu da bana. Bileğinden çıkardı ve ne yapacaksın diye sormadı bile. Al oğlum borcunu harcını kapat. Bir daha mahpus damına düşürmesin Rabbim seni dedi. Anne sana bunlardan bir sürü alacağım. Kolum bilezikten görünmeyecek dedim. Sen iyi ol da evladım. Ben bileziğinde değilim dedi. Anama sarıldım. Ellerinden öptüm ve hemen Şehmuz hocanın evine gittim. O beni götüren adam yoktu. Sadece Şehmuz hoca vardı. Bileziği çıkarıp ona verdim. Hoca baktı. İstediği parayı karşılayamıyordu belki ama neyse senin şansın dönsün, perden açılsın. Sen unutmazsın Şehmuz hocanı zaten.'' Borcunu fazlasıyla getirirsin dedi. Tabii hocam getiririm yeminle dedim. Şeyhimiz ocağa elini uzat dedi. Ben de uzattım. Cebinden bir bıçak çıkardı. Önce korktum. Korkma evladım dedi. Elime bıçağı batırdı ve bir iki damla kanımı alıp bir çay tabağına damlattı. Ardından bana bak evladım birazdan bir anlaşma yapacaksın. Sana yardımcılar tayin edeceğim. Bu yardımcılar sana hayatında başarı ve para sağlayacaklar. Sen sadece sessizce otur ve bekle dedi. Tamam dedim ama yardımcı derken neyi kastettiğini anlamamıştım. Odanın ışığını söndürdü. Sadece kendi önünde yaktığı bir adet mum ışığı odayı aydınlattı. Ardından kanımın içinde olduğu çay tabağına birkaç bir şey daha ekledi. Hepsini bir beze sardı. Bohça şekline getirdi. Bir şeyler okumaya başladı. O okudukça benim beynimin içi zıngırdıyordu. Sanki birileri beynimin içinde benimle konuşmaya çalışıyordu. Az sonra odanın içinde bir esinti dolaşmaya başladı. Fısıltılı sesler ve nefes sesleri sarmıştı odayı. Korkudan iliklerime kadar titriyordum. Ne yapıyordu bu hoca? Yardımcı derken neyi kastediyordu? Derken mum ışığının yansıdığı duvarda bir gölge belirdi. Süliyet gibi bir şeydi duman gibi karma karışıktı. Şekilden şekle giriyordu. Hoca bir şeyler okudu ve eline bir demir kap aldı. Kabın içine içinde kanım da olan o bohça haline getirdiği karışımı koydu. Sonra o duvardaki süliyet duman formunda o demir kabın üstüne geldi. Hoca ani bir refleksle o dumanı bana doğru üfledi. Duman burnumdan içeri girdi. Bir an nefessiz kaldım ve sonra açıldım öksürmeye başladım. Gözlerim kararıyor ve midem bulanıyordu. Neredeyse kusacaktım. Sonra kendime geldim. Şehmuz Hoca'ya baktım. Ne oldu şimdi dedim. Güldü. Hayatının sonuna kadar sana yardım edecek ve seni başarıdan başarıya koşturacak bir arkadaşın var artık dedi. Kim o dedim. Yakında tanışırsın dedi. Bana ne yaptığını anlamıştım. Sinirlenmiştim. Ona saldırmak istedim ama Buna takatim yoktu. Ayağa kalktığımda sağa sola sendelemeye başlamıştım çünkü. Evden dışarı çıktım. Temiz hava iyi gelmişti. Taziye evine yürüdüm. Oraya vardığımda annem babam beni kapıda bekliyorlardı. Oğlum ne oldu? Bu ne hal dediler. Bir şey yok. İyiyim ben dedim. Babam yaklaşıp ağzımı kokladı. İçtin mi yoksa sen dedi. Yok baba ağzıma sürmen biliyorsun dedim. Bu gözlerinin hali ne o zaman dedi annem. Ne olmuş dedim. Kan çanağına dönmüş. Saçın başın dağılmış. Yüzünde renk kalmamış dedi. Yok anne istersen al bak sen de kokla dedim. Kokladı. Başka bir şey mi içtin dedi. Ne içebilirim anne dedim. Yasaklı madde falan mı kullandın dedi. İşim olmaz öyle şeylerle dedim. Ama kendimi bir türlü anlatamadım onlara. Beraberce teyzemlerin evine gittik. Oraya varana kadar soru yağmuruna tuttular. Teyzemlerde kaldık o gece. Daha yastığa başımı koyar koymaz büyük bir boşlukta buldum kendimi ve düşüyorum hissine kapıldım. Yatağa yapışıp kaldım. Beynimin içinden sesler geliyordu. Osman, Osman diyordu biri ama bu ses sanki bir yılanın tıslayışı gibiydi. Yataktan kalkmak istedikçe biri beni yatağa yapıştırıyordu. Bu ses dakikalarca sürdü. Beynim içinde yankılanan bu ses yüzünden sarsıntı geçirmiş gibiydim. Sonra birden yataktan fırladım. Etrafıma baktım. Salonda uyuyordum. Evin dış kapısına yöneldim. Dışarı çıktım. Biraz hava almak istedim. Bahçe kapısının dışında biri vardı. Bana seslendi. Yanına gittim. Beni takip et dedi. Sen de kimsin dedim. Hiç konuşmadı. Sokak aralarında yürüyorduk. İki grubun karşılıklı konuştuğu bir yerde birden ortadan kayboldu. O iki grup kavga etmeye başladı. Ben tam ayırmaya gidecekken silahlar çekildi ve birden ortalık karıştı. Hemen kendimi bir kuytuya attım. Uzaktan izliyordum. Havaya açılan ateş sonucu herkes kaçıştı ve ortada bir çanta kaldı. Yavaşça etrafıma bakarak yürüdüm. Çantayı aldım ve içine baktım. İçi para doluydu dört deste para vardı. Bu kirli bir paraydı belli ki. Oraya bırakıp gitmek istedim ama bir anda çantayı alıp uzaklaşmaya karar verdim. Şansımın döndüğünü ve artık böyle fırsatların beni bulacağını biliyordum. Parayı alarak uzaklaştım. Eve giderken o adam yine önümde yürüyordu. Hey sen kimsin bakar mısın diye sesleniyordum. Hatta koşuyordum arkasından ama o yürümesine rağmen bir türlü yetişemiyordum. Eve vardım. Çantayı saklayıp yatağıma yerleştim. Artık tamamdı. Bu fırsatlar sürekli benim olacaktı. Şeyhimiz Hoca yapmıştı yapacağını. Sabaha kadar gözüme uyku girmemişti. Sabah ezanıyla kalkıp çantayı sakladığım yerden çıkardım ve evden çıktım. Şeyhimiz Hoca'ya gittim. Ona olanları anlattım. Şeyhimiz Hoca, "Bak, sana söylemiştim olacakları. Daha ilk günden aldın kısmetini." dedi. Evet ama beynimin içinde bana seslenen ve tıslar gibi Osman, Osman diyen bir şeyler var dedim. Sen onu aldırma. O senin arkadaşın artık. Korkma ondan dedi. Peki dedim. Şehmuz Hoca paranın yarısına el koydu. Ben de sesimi çıkarmadım. Paraları ceketimin ceplerine doldurdum. Ve teyzemlere gittim. O gün birkaç akraba ziyareti daha yaptık. Akşamına da yola koyulduk. İstanbul'a kadar uzun bir yolculuğumuz vardı. Yolda sürekli rüyalar gördüm. Zengin olduğumu ve lüks içinde yaşadığımı görüyordum. Gece saat 3 gibi bir dinlenme tesisinde durduk ve çorba içtik. Sonra tekrar otobüse bindik. Biner bilmez yine uyumuşum. Bir rüya daha gördüm. Anneme altın bilezikler alıyordum. Böyle burma bilezikler, her biri birbirinden kalın. Sonra boynuna da gerdanlık Ellerimle takıyordum gerdanlığı. Ama o bilezikler ve gerdanlık birden yılana dönüşüyor ve annemi boğmaya başlıyor. Haykırarak uyandım o rüyadan. Annem beni sarsıp uyandırmaya çalışıyormuş meğer. Bütün otobüsü ayağa kaldırmışım. Herkesten özür diledim. Babam bana kızgın bir şekilde bakıyordu. Gözlerimi ondan kaçırdım. O gün öğleden sonra saatlerinde İstanbul'da olmuştuk. Evimize gittik direkt. Banyo yapıp rahatladık. Ceketimdeki paraları yatağımın altına saklamıştım. Gece de yatağıma uzanıp hayaller kurmaya başladım. Çok zengin olacağım. Güzel bir ev alıp anamı rahat ettireceğim. Güzel bir araba alıp babamı gururlandıracağım diye. Ama bunları hayal ederken derin bir uykuya dalmışım. Rüyamda yine annemin ve babamın yılanlarla çevrili olduğunu gördüm. Babam yapma oğlum etme oğlum diye bağırıyordu. Bunu bana bakarak değil bir yılana bakarak söylüyordu. Sabah uyandığımda kafam karma karışıktı. Hem şansım dönmüş, haybeden para bulmuştum hem de böyle rüyalar görüyordum. Acaba bu engebeli yokuşun zorlukları mı bunlar diye düşünmeye başlamıştım. Kalkıp kahvaltımı ettim. Biraz alışveriş yapmak için evden çıktım. Tam o sırada telefonum çaldı. Arayan yabancı bir numaraydı. Açtım. Eski ortağım yani beni hamal diye çalıştırıp kredi çektiren üç kağıtçı ortağımda arayan. Osman, kardeşim, sana çok ayıp ettim biliyorum. Ama bilmediğin büyük sıkıntılarım vardı. Şimdi hepsini hallettim ve sana borcumu ödemek istiyorum dedi. İçeride yaptığım dört yılı nasıl ödeyeceksin dedim. Ne istersen veririm kardeşim. Ne olur beni affet dedi. Neredesin dedim. Bir yerde buluşalım dedi. Onu görür görmez ağzını yüzünü kırmak istedim ama yapamadım. Çok bitik ve mahzun görünüyordu. Elinde bir çanta vardı. Bana sarıldı ve ağlayarak beni affet kardeşim dedi. Biliyorum sana çok zor günler yaşattım. Bu çantayı al ve hayatını düzene sok. Özür dilerim. Ama senden bir dileğim var. Bana hakkını helal et ve beni affettiğini söyle dedi. Gözlerinin altı çökmüş yüzünde çizgiler oluşmuş ve yıpranmış gibiydi. Ne oldu sana dedim. Üç gündür çok zor günler yaşıyorum. Bunu sana anlatamam. Bu parayı sana verip sırtımdaki bu yükten kurtulmak istiyorum dedi. Çantaya açık baktım. Para doluydu. Bu çok dedim. İçeride yaptığın yılları ödeyemez bile kardeşim. Elimde avucumda ne var ne yok senindir. Ne olur beni affettiğini söyle dedi. Tamam affettim kardeşim dedim bana sarıldı. Hadi hakkını helal et dedi ve dönüp gitti. Bu neydi şimdi? Neden böyle olmuştu? Sanırım şansım dönmüştü gerçekten. Çantayı alıp bankaya gittim. Kalan borcumu da yatırdım. Sicilim temize çıkmıştı artık. Kalan parayı da hesabıma yatırdım ve alışverişe çıktım. Kendime, babama ve anneme güzel kıyafetler aldım. Anneme de güzel burma bir bilezik. Heyecanla eve döndüm. Aldıklarımı anne ve babama verince şaşırdılar. Nereden geldi bu değirmenin suyu dedi babam. Eski ortağımın pişman olduğunu ve bu parayı verdiğini söyledim. Babam, oğlum ne gerek vardı. Evin bu kadar eksiği varken hiç gerek yoktu dedi. Cebimdeki bir deste parayı çıkarıp babama verdim. Al baba, evin eksiklerini gider dedim. Babamın gözlerinden yaşlar akmaya başladı. Annemse koluna taktığı bileziğe bakıp ağlıyordu. Ben de gururla odama geçtim. Kalan parayla ne yapabilirim diye düşünmeye başladım. Gece olduğunda hala bir iş kurup patron olmayı hayal ediyordum. Hayallerle uykuya daldım. Gece aniden uyandım. Dışarıda tıkırtılar vardı. Perdeyi açıp baktım. Biri vardı. Hemen dışarı çıktım. Mardin'deki adam sokaktaydı. Bana bakıp gel benimle dedi. Hemen onu takip etmeye başladım. Uzun bir süre ses çıkarmadan arkasından yürüdüm. Yine bir yerlerden para bulacaktım. Çünkü Mardin'de öyle olmuştu. Bir kuyumcunun önüne geldik. Bir süre bekledim ve kuyumcunun kapısı aniden açıldı. İçeriden iki tane adam ellerinde çantalarla fırladı. Yüzlerinde maske vardı ve korkutucuydular ama karşılarında o adamı görünce korkudan deliye döndüler. Oldukları yerde titremeye başladılar. Alarmlar çalmaya başlayınca çantayı bırakıp arkalarına bakmadan kaçtılar. O anda o adam ortadan kayboldu. Çantalar yerde duruyordu ve alarmlar çalıyordu. Çantalar alıp kaçmam lazımdı. Normalde böyle bir şeyi hayatta yapmazdım ama bir şey beni dürtüp çantalar alıp kaçmam için zorluyordu. Beynimin içinde kapışıyorlardı sanki benimle. En sonunda çantaları alıp kaçmaya başladım. Ara sokaklarda koşarken polislerin siren seslerini duyuyordum. Bu çantalarla yakalanırsam ömür boyu hapse girerdim. Ve en sonunda bir polis arabası benim bulunduğum sokağa girdi. O an dünyam başıma yıkıldı. Neden yaptım ben böyle bir şey dedim. Kaldırımda durup polislerin beni yakalamasını bekledim ama onlar yanımdan hızla geçip gittiler. Nasıl oldu bu iş? Neden beni yakalamadılar dediğim anda o adamı gördüm sokağın başında bana bakıyordu. Ona doğru koştum. Köşeyi dönüp kayboldu. Koşup baktım ama hiçbir yerde yoktu. Koşa koşa eve gittim. Çantaları yatağımın altına sakladım. Sabaha kadar sevinçten ve korkudan uyuyamadım. Sabah olunca altınları nasıl nakite çeviririm diye düşünmeye başladım. Babam ve annem hala uyurken altınlara bakıyordum. Bir sürü altın vardı. Saklayıp evden çıktım. Aklıma bakır tencere tava satarken arkadaş olduğum kuyumcu atölyesinden bir arkadaş geldi. Ara sıra Mardin'den bakır getirtirlerdi bize. Altın yapımında kullanılıyormuş. O arkadaşı bulmak için düştüm yollara. Sonra aklıma cebimdeki para geldi. Ya arkadaş ben neden yürüyorum? Taksiye binsem ya dedim. Fakirlik düşüncesi bir türlü beynimden gitmiyordu. Taksiye bindim ve o kuyumcu atölyesine gittim. O arkadaş oradan ayrılıp kendi atölyesini kurmuş. Adresini verdiler. Oraya gidip onu buldum. Beni görünce çok sevindi. Sarılıp kucakladı. Arkadaşımın bana attığı kaza ve hapse düşmeme çok üzüldüğünü söyledi. Sonra senin için ne yapabilirim kardeşim dedi. Elimde biraz altın var. Bunları paraya çevirmem lazım dedim. Olur hallederiz kaç gram dedi. Çok dedim. Bana baktı. Bak Osman çalıntı mı dedi. Yok dedim ama yok derken elim ayağımı koyacak yer bulamadım. İnanmadı tabii bana. Sen yalan söylemeyi beceremiyorsun. Eskiden de böyleydin. Bak Osman dün gece bir kuyumcu soyulmuş. Yüklü miktarda altın çalınmış. Sen miydin o dedi. Panikledim. Yok ben değildim vallahi ben çalmadım. Ama bir karışıklık sonucu altınlar benim elime geçti dedim. Oğlum seni kullanıyorlar mı bak. Başkaları mı gönderdi seni dedi. Yok vallahi altınlar benim. Yani bende kaldı dedim. Düşündü. Şimdi saf kardeşim. Ben sana yok olmaz dersem sen başka yere gidip yakayı ele vereceksin. Bu işler böyle olmaz. Bir kuyumcu soyulduysa bunu bütün esnaf camiası, bütün sarraf camiası duyar. Ve o altınların patentleri var. Hangi kuyumcu, hangi atölye görse Polise haber verir. Normal şartlarda benim de böyle yapmam lazım ama sana kıyamam. Sana yardımcı olurum. O altınları senden alır eritirim. Ama şimdi değil. Ortalık biraz durulsun. Birkaç gün sonra getir gel. Ben sana haber vereceğim dedi. Telefonumu aldı. Çay içip kalktım. Eve gittim. Annemle babamla vakit geçirdim. Akşama doğru telefonum çaldı. Arayan Şehmuz hocaydı. Osman kardeş nasıl şansın döndü mü dedi. Döndü vallahi hocam. Ben bu kadarını beklemiyordum. Size ne kadar dua etsem azdır dedim. Duayı bırak paradan haber ver. Ne yaptın altınları dedi. Ne altını hocam dedim. Bırak lan numarayı. Altın gönderdik sana o kadar. Bize de düşer o altınlardan. Paran'ın yarısını bana göndereceksin dedi. Hocam ne diyorsun sen? Ne altını? Para falan yok bende dedim. Osman aklını başına al. Sana gönderdik, bahşettik. Zengin oldun. Bunda benim payım büyük dedi. Ne payı hocam? Perdemi kaldırdınız, paranızı da verdim. Hatta fazlasıyla aldınız benden dedim. Lan hala anlamadın mı salak? O düzeni sana biz kurduk. Senin yardımcın dediğim, sana gönderdiğimiz bir cin. Ve onun sayesinde bu şansları yakaladın. Eski ortağın neden sana paralarını getirdi sanıyorsun dedi. Bunları duyunca şok oldum. Cin mi dedim? Ya bırak saf salak numaralarını. Anlayamadın mı dedi? Aklım karışmış, başıma ağrılar girmişti. Ya eski ortağım dedim. Onu korkuttuk ve birazır palattık. Parayı sana vermezse canından, malından ve hatta evladından olacaktı. Eşini gözlerinin önünde ziyan edeceklerdi. O da kabul etti ve bütün her şeyini satıp sana verdi parasını. Şimdi o paraları çatır çatır yiyeceksin ve bize vermeyeceksin öyle mi dedi. Ben şok geçiriyordum. Mideme, başıma ağrılar girmişti. Bayılacak gibi olmuştum. Şehmuz Hoca, aklını başına al Osman, hakkımızı gönder dedi. O gece yatağımda sanki bağlı gibi sırt üstü yatıyordum. Bir sağa bir sola sallanıp duruyordum. Aklımı kaçırmak üzereydim. Nasıl olurdu bu? Ben şimdi bir cinimi takip ettim. Onun sayesinde mi altınlara ve paraya kavuştum? Cinlere mi karıştım ben diye diye derin bir boşluğa doğru süzüldüm. Kap karanlık bir boşluktaydım. Etrafımda onlarca nefes sesi vardı. Birden iki koluma iki kişi girdi ve beni sürüklemeye başladılar. Bağırıp yardım istiyordum ama yardıma gelen yoktu. Uzakta büyük bir ateş göründü. O ateşe yaklaştığımızda büyük, yuvarlak bir kapı vardı. Ve bu kapının içinde alevler vardı. Kolumdan sürükleyenler beni kapıya doğru yaklaştırdılar. O alevin içinden bir suret çıktı ve alev topu gibi üzerime saldırdı. Sonra tekrar ateşin içine girdi. Korkudan ne yapacağımı şaşırmıştım. Sonra kolumdakiler bıraktılar beni. Yatağımda uyandım. Her yerim sırlı sıklam olmuştu. Korkudan titriyordum. Nefes nefese kalmıştım sabaha kadar yatağımdan çıkamadım. Sabah annem ve babam ne olduğunu sordular. Yok bir şey dedim. Annem yüzün ben olmuş oğlum dedi. Çorba yaptı bana. O gün evden çıkmadım. Akşam olunca Şehmuz Hoca yine aradı. Hocam altınları bozduramadım. Arkadaşımı bekliyorum. Bozdurunca göndereceğim dedim. Ha şöyle yola gel Osman dedi. O geceyi rahat geçirmiştim. Ertesi sabah arkadaşım aradı. Altınları al gel dedi. İki çantayı tek çanta yapıp evden çıktım. Taksiye binip arkadaşımın yanına gittim. Çantadaki altınları bir terazide tarttık. Bugünün parasıyla iki tane ev alacak kadar para ediyordu. Riskli olduğu için baya bir miktar para kırdı ama olsun bu işi başkası yapamazdı dedim. Parayı hesabına atıyorum dedi ve attı. Hemen bir emlakçıya gittim. Ev aramaya başladım. Güzel de bir ev buldum. Bahçeli, güzel bir semtte ve büyük bir evde. Doğal parkeli, hazır mutfaklı, tertemiz bir evde. Annem görse bayılırdı bu eve. Ama akşama doğru Şehmuz Hoca yine aradı. Parayı gönder dedi. Tamam dedim. Aldığım paranın onda birini gönderdim hesabına. Beni tekrar aradı. Sen beni salak mı sandın lan? Yarısını gönder demedin mi dedi. Adam riskli olduğu için çok büyük miktarda para kırdı. Yarısı da bu dedim. Sen altınları al Mardin'e gel. Burada ben bozdururum dedi. Olmaz artık verdim. Eritti bile dedim. Küplere bindi ve telefonu suratıma kapattı. Evi göstermek için annemi ve babamı evden almaya gittim. Taksiyle gidip taksiyle döndüm. Anneme evi gösterdim. Babam, oğlum bu ne dedi. Hak ettiğiniz ev dedim olmaz alamayız burayı dedi. Beğendiyseniz alacağım dedim. Annem de babam da istemedi ama ben emlakçıya okey dedim. Kapara verip eve bağladım. Yarın ev sahibiyle görüşecektik. O gece eve gittiğimde korkuyordum. Çünkü Şehmuz Hoca'nın bir iş çevireceğini biliyordum. Gece yatağımdan alındım. İki kişi koluma girip sürüklemeye başladı beni. Isız bir yere götürdüler. Yere diz çöktürdüler. O anda burnumdan bir duman çıktı. İnsan süliyetine büründü. Beni dövmeye başladılar. Ağzımı burnumu kırdılar. Vücudumda morarmadık yer kalmadı. Sonra eve geri getirdiler. Evde yatağıma fırlatıp gittiler. Yataktan kalkamaz durumdaydım ama annemin ve babamın inleme seslerini duymaya başladım. Onlara dokunmayın diye bağırmak istiyordum ama sesim çıkmıyordu. Sürüne sürüne odalarına gittim. Gözlerime inanamadım. Yataklarında, baş uçlarında iki tane kocaman yılan vardı. Ve annem, babam kabus görür gibi inliyorlardı. O yılanlar bana tıslamaya başladı. Hayır, bırak onları, beni alın dedim. Yılanlar üzerime doğru gelmeye başlayınca kendimi yere bıraktım. Gözlerim bulanıyor ve zihnim karışıyordu. En sonunda dayanamadım ve bayılmışım. Sabah, annemin ve babamın dürtmesiyle uyandım. Annem başımda ağlıyordu. Oğlum bu hali ne dedi? Konuşamıyordum. Ağzımda kan kurumuştu. Hastaneye kaldırdılar beni. Akşama doğru emlakçı aradı. Kavga ettiğimi ve hastanede olduğumu söyledim. Kaparanız yanar, ev sahibi bekliyor sizi dedi. Yanarsa yansın, canımdan oluyordum dedim. O geceyi hastanede geçirdik. Ertesi gün eve gittik. Annem ve babam ne olduğunu sordular. Gece dışarı çıktığımı ve kavga ettiğimi söyledim. Babam, neden gece dışarı çıkıyorsun? Bak kafamı bulandıran şeyler var. Bu paranın kaynağı ne oğlum dedi. Korkma baba, kötü bir iş yapmıyorum dedim. O gece yine yatağıma kadar gelip beni korkuttular. Ertesi sabah paranın yarısını Şehmuz Hoca'ya gönderdim. Tekrar aradı. Seni sevmedim çocuk, sen yalancısın. Şehmuz hocan senin için bu kadar şey yapsın, sen yalan söyle ve paranın üzerine yat ha. Hepsini göndereceksin. Yoksa annen ve baban ölür dedi. Yarısı yetmiyor mu işte, gönderdim ya dedim. Hepsini göndereceksin dedi. Bir miktar bırakıp gönderdim. Hiç ses çıkmamıştı hocadan. Tamam bu kadarı kabul etti herhalde dedim. O gece ağrılarla uyudum. Ama gece annemin ve babamın odasından yine sesler duymaya başladım. Zorla kalkıp odalarına gittim. Annemi ve babamı boğan iki yılan vardı. Hemen yanlarına yaklaşıp önce annemin boğazına sarılan yılanı aldım. Yılan bana tıslayıp duruyordu. Elimden kayıp gitti ve bir anda kayboldu. Sonra babamın boynundakini çıkarırken o da kayboldu. O anda annem ve babam uyandılar. Ağlaya ağlaya onlara sarıldım. İkisi de neredeyse son nefeslerini vereceklerdi. Öksürmeye ve kendilerine gelmeye çalışıyorlardı. Kötü kötü rüyalar gördüklerini anlattılar. Ağlaya ağlaya sabah ettim. Sabah elimde avucumda ne kadar para varsa şeyhimize gönderdim. Ne para istiyorum ne de yeni bir şans. Al neyin varsa senin olsun. Bir daha istemiyorum dedim. O işler öyle olmaz. Biz sana bir kapı açtık ve sen o kapıyı kullanıp bize de kendine de kazandıracaksın dedi. Hayır ben bu parayı istemiyorum. Vazgeçtim dedim. Eşek gibi de yapacaksın dedi. Bu gece hazır ol Osman dedi. Ağlay ağlay eve girdim. Annem babam beni karşılarına alıp neler olduğunu sordular. Ben de her şeyi anlattım. Annem dizlerine vurup eyvahlar çekiyordu. Babamsa "Eh be oğlum" O şehmuz sahtekarın cincinin teki. Neden bize söylemedin dedi. Ne bilirim baba ben dedim. Haydi kalkın gidiyoruz dedi. Nereye dedim. Mardin'e dedi. Ne yapacağız? Yoksa şehmuza mı gidiyoruz dedim. Yok ona değil. Başka bir hocaya. İlim sahibi gerçek bir hocaya dedi. Kalkıp Mardin'e gittik. Şehmuz hoca bana bu gece hazır ol demişti ama bir şey olmamıştı o gece. Mardin'e vardığımızda bir hocaya gittik. Annem ve babam olanları anlattılar hocaya. Hoca da bu şehmuzun artık suyu ısındı dedi. Eline bir mendil aldı ve okumaya başladı. Sonra mendili pencereden dışarı bıraktı. Şimdi gidin yat seyzanından sonra gelin dedi. Biz de teyzemlere gittik. Yat seyzanından sonra geldik. Hoca okuya okuya dili damağı kurudu. Sonra kapı çaldı. Eli önünde bağlı şehmuz girdi içeri. Hoca şehmuza kızdı. Ben sana bir daha yapma demedim mi dedi. Şehmuz hocanın elini öpmek istedi ama hoca elini vermedi. Seni son defa uyarmıştım Şehmuz. Bu çocuğun büyüsünü boz ve yıkıl git buradan dedi. Şehmuz cebinden o bohça yaptığı büyüyü çıkardı ve hocanın gözünün önünde yaktı. Hoca sana ceza olarak cinlerini yakıyorum. Eğer bir daha çağırır ve cinleri oyunlarına alet edersen bu kez sana da acımam dedi. Şehmuz tek kelime etmeden çıkıp gitti. Hocaya hayran kalmıştım. Az sonra bana da okumaya başladı. Neyse ki beynimin içindeki çınlamalar ve fısıltılar kaybolmuştu. Hoca, alnının teriyle çalış kazan evladım. Allah insana akıl ve zeka vermiştir. Ve herkesin de rızkı çalıştığına göredir. Sen Allah'a güven, çalış, o sana rızkını verir dedi. Hocaya binlerce kez teşekkür ettik ve İstanbul'a döndük bir iş bulup çalışmaya başladım. Helalinden kazanç bereketli gelmişti ve ailemi kimseye muhtaç etmeden geçindirebiliyordum. Hala da öyle. Allah herkese helalinden bol rızık versin. Hikayemiz bu kadar arkadaşlar. Sizlerin de paylaşmamızı istediğiniz hikayeleriniz varsa yorumlar kısmından bize ulaşabilirsiniz. Teşekkürler.